Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlilhu fele hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuhu. Ulamalar etşede bandalarını kıladığın ibadetleri üç kul buladı. Kuldu ibadeti, savdogarning ibodati va ahror yoki oshiqlarning ibodati. Mana shu uchala ibodatga quloq solamizda siz bilan biz mana shu ibodatni qaysinisiga to'g'ri kelamiz? Yoki to'g'ri kelamizmi? Shuni ko'rib chiqamiz. Ammo birinchisi qullarning ibodati bu shunday ibodatki, qul o'zini hojasidan, o'zini xo'jayinidan buyurgan buyrug'ini bajarmasa jazo yeyishlikdan qo'rqqanligi uchun ibodat xizmatini qiladi. Ya'ni xo'jayin sotib olgan qulni, xo'jayinning mulki, buyumi buyurgan ishini qilmasa jazolashlikka haqqi bo'ladi. Qulning ibodati, Alloh taoloning ibodatini qul suratda qiladigan kishi bu Allohning jahannamidan qo'rqib, Allohga osiylik qilsa, Alloh taolo uni jahannamga solib azoblashligidan qo'rqib ibodat qiladigan kishi bu qulni ibodatini qilayotgan kishi. Albatta bu yaxshi. Chunki jahannamga solib azoblashdan qo'rqgan kishi avval mo'min odam. Chunki jannatni, do'zaxni borligiga ishonmasa qayoqdan qo'rqsin? Agar qo'rqmasa qayoqdan ibodat qilsin? Shunisi ham katta gap birodarlar. Ikkinchisi savdogarning ibodati. Savdogar kim? Savdogar foyda quvadigan odam. 1-2, 2-4 qiladigan odam. Savdogar uzoq yurtga boradi, mashaqqat yelkasiga oladi. Molini, jonini halokatga ro'baro qiladi, ko'paytirishlik, katta foyda olishlik maqsadida. Endi savdogarning ibodati shunday ibodatki, Parvardigor bilan u go'yoki ittifoq tuzadi. Parvardigor, men sen aytgan ibodatni qilaman, evaziga sen menga foyda berasan. Nimani berasan? Jannatni berasan. Savdogar ibodati jannatni umid qilib ibodat qiladi. Bu quldikidan ozgina balatroq. Chunki qul majbur bo'lib qiladi, savdogar ixtiyori bilan qiladi. Ammo uchinchisi bu ahrorlar, xur bandalar yoki oshiqlar bularning ibodati shunday ibodatki, ularga do'zaxda ham qizig'i yo'q. Jannatda ham qizig'i yo'q. Ularga Alloh taologa bo'yin egishligini o'zi mukofot. Alloh taolo o'zini tanitib qo'yganligi o'zi ibodat. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deydiganlar qatoriga qo'shib qo'yganligi uchun mukofot. U jannatdan ham, do'zaxdan ham umid qilmaydi, Parvardigorni roziligi bo'lsa bo'ldi. Mana shunday ibodat bu xur bandalar, ozod bandalarning ibodati. Mana uchta ibodatni aytib o'tdik. Shu qaysinisiga to'g'ri kelamiz? Siz bilan biz. Har bittamiz o'zimizni kimligimizni bilamiz. O'zimizni kimligimizni bilmasak, bitta bir maslahat bor. Ibodatda, Alloh taolo bilan bo'lgan aloqamizda, iymonda qaysi darajaligimizni bilmoqchi bo'lsak, birodarlar, yolg'iz qolganimizda o'zimizni muroqoba qilaylik-da. Mana hozir birodaringizdan yotganingizdan ham chiqib ketgisi kelmay turarsiz. Peshinda o'qiysiz, hamma ko'radi. Asrda o'qiysiz, hamma ko'radi. Lekin bomdod namoziga uyg'ongan paytingizni eslang-da o'zingizni kimsiz? Uyg'ondingiz. Uyg'onganingizni o'zingiz bilasiz, Robbingiz biladi. Shu yerda shart turib keta olasizmi? Yoki yolg'iz qoldingiz. Qo'lingizda televizorda pul turibdi. Ana shu ma'siyat paydo bo'ldi. Hech kim yo'q oldingizda. Olib tasha olasizmi? Qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan bizni gapirtirmaydi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim va tukallimna aydihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qiyomat shunday kunki, bu kunda Alloh taolo og'izlariga muhr urib qo'yadi insonlarni, qo'llarini, oyoqlarini gapirtirib qo'yadi qilib o'tgan ishlarini. Sizga qozi ham kerak emas, advokat ham kerak emas, sot ham kerak emas. O'zingizga o'zingiz qozi, o'zingizga o'zingiz guvoh, o'zingizga o'zingiz ana shu jazodoruvchi. Mana shu a'zolarimiz birodarlar o'zi guvohlik ko'tardi. Shuning uchun biz o'zimizni kimligimizni yolg'iz qolganda bilib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladi. Salasun ma kunna fihi wajada halawatal iymon. Bir odam umrida asalni totib ko'rmagan bo'lsa, unga ming xil yo'l bilan tushuntirish mumkin. Mononga o'xshaydi, jicha shirinroq. Mononga o'xshaydi, jicha o'tkirroq. 100 xil, ming xil yo'l bilan tushuntirasiz, lekin o'sha odam shu asalni bir ozginasini totib ko'rmaguncha hech qachon uni mazasini maqla olmaydi, tasavvur qila olmaydi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi,
Men qala la ilaha illallah muhlisan min qalbihi dakhala al janna. Qaysi bir kishi qalbida ixlos bilan, chin yurakdan ishonib turib, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik bersa, albatta jannatga kiradi. Shundaymi? İnşallah bu yerda hamma mana shu kalimani yurakdan aytgan odamlar deb gumon qilamiz o'zimizni. Asalni mazasi bor. Issiqni mazasi bor. Hozir derazadan olsangiz sovuqni mazasi kiradi. Totib ko'ryapmiz. Endi siz bilan bizga berilgan mana shu iymonda ham mazasi bor. Totib ko'rganmizmi? O'sha ochib-ochib turasizlar vaqti-vaqti bilan, havo bo'lib ketyapti. Og'irlashib ketyapti o'rtada. İnşallah ana shu bomdodgacha bilamiz birodarlar. Yilda bir marta bo'ladi. Uyqu kelsa ozgina yengaylik o'zimizni. Chunki mana domla aytib o'tdi, qaysi bir kishini mana shu Ramazon qadr kechasida har bittasiga oldiga kelib Jibril salom beradi deyildi. Jibril salom bergani qayerdan biladi desa, ana shu qalblar titrab, etlari junjukib, ko'ziga yosh kelsa Jabroil kelganligini hissin deyilyapti. Isteylik o'shani uyqusi o'rmasdan. Birodarlar, 365 kun uxlayapmiz. Bir kun uxib bedor bo'laylik Alloh uchun. Xo'p, iymonda halovati, iymonda mazasini bilamizmi qanday? Totib ko'rganmizmi biz biror marta? Ha, endi iymon nima? Asalmadan totib ko'rgani. Undan ham shirinroq narsa birodarlar. Iymon shunday bir boylikki, shunday bir ne'matki, Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandalarga ato etadi bu narsasini. Mana o'tgan suhbatlarimizda Basra ahli mol yaxshimi, ilm yaxshimi deganda Abdulloh ibn Abbosga kelishdi. Shunda aytib berdi, ilm afzal dedi. Aytib berdi nima sababdanligini. Molni sen qo'rg'laysan, ilm seni qo'rg'laydi. Molga javob berasan, qiyomat ilm seni ko'taradi. Birodarlar, iymon degan narsani payg'ambarimiz aytadi. Kimda quyidagi 3 ta sifat bo'lsa, iymonni mazasini totib haqiqatdan deydi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kimda quyidagi 3 ta sifat bor bo'lsa, iymonni nimaligini tushunibdi deydi. Diqqat qilamiz. Birinchisi an yakuna Alloh va rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Birinchi eng asosiy shart Alloh va rasuli shu kishi uchun boshqa hamma narsadan ustun bo'lsa. Nafsidan ham, bola chaqasidan ham, ota-onasidan ham, molidan ham, tijoratidan ham ustun bo'lsa. Albatta tushunishimiz oson emas buni. Sahobalarda, payg'ambarlarda ham ba'zi bir misollarni keltirmasak. Alloh va rasulini hammadan ustun ko'rgan kishilar qanday insonlar bo'lgan? Rasul aytadi: "Vallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min waladihi va walidihi va an-nasi ajma'in." Allohga qasam deydi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlarni bittangizlarda iymoningizlar to'liq bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, o'zini jonidan ham va butun insonlardan ko'ra men mahbubroq, ustunroq bo'lmagunimcha, meni hammasidan ko'proq yaxshi ko'rmaguncha iymoni to'liq bo'lmaydi dedi. Shu savol berib ko'raylik-da o'zimizga. Mana shu qilayotgan ishingdan Rasululloh rozi bo'lmasdi agar tirik bo'lsa desa, shart tashlab yuboraymizmi? Qiyomat kunida birodarlar, biz ummati Muhammadmiz, bizga Kavsar havzi berilgan inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafoati bor. Kavsar havziga bir to'p ummati Muhammad borganda hadislarda keladi. Farishtalar haydar ekan, qaytinglar orqaga dedi. Bu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deganlar. Muhammad Resulullah sallallohu alayhi vasallam kelib, nimaga haydayapsizlar? Bular meni ummatim, bular meni ummatim deganida, yo Rasululloh, siz bilmaysiz, sizdan keyin bular nima ishlar qilganligini. Bular o'zgartirgan. Shunda Rasululloh o'zi qaytarar ekan, haydaylar bular dedi. Birodalar, o'layotganda otamiz, onamiz o'zini o'ylab ketadi. Bolamiz, chaqamiz o'zini o'ylab ketadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday zot bo'lganki, ummatim deb o'tgan. Har birta payg'ambarga ijobat bo'lishi aniq bo'lgan bittadan duo bergan dunyoda. Hamma payg'ambar uni dunyoda ishlatgan. Men ummatim uchun oxirda olib qo'ydim dedi. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ryapmizmi? Bir bolani ota-onasi go'dakligida tashlab ketgan bo'lsa, hali bolani bir boqqan ota-ona oladida katta qiladi. 20 ga kirgandan keyin haliga ota-onasi keladi tashlab ketgan. Keladida bolam, men seni otayman, men seni onayman deb qo'yishligini o'zi, o'zini tanitib qo'yishligini o'zi shu bolani muhabbatiga sabab bo'la oladimi? Nima bo'pti deydi. Bu kimni taniydi bu bola? Boqqan ota-onasini taniydi. Tanigan odamini yaxshi ko'radi odam. Tanimaganni yaxshi ko'rmaydi. Biz Rasulullohni taniymizmi?
Yo birodarlar, biz tanimaymiz. Agar taniganimizda boshqacha odam bo'lardik. Sahobalarni qaranglar. Mana shu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganda Hazrat Umar quloq solib turdi. Qaranglar-da, nimaga payg'ambar endi Arab jazirasidan chiqqan? Shu savol kelganmi kallalarga? Nimaga O'zbekdan, Qirg'izdan, Tojikdan, Qozog'dan nimaga Arabdan chiqqan? Nimaga Arab jazirasidan chiqqan? Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Bir qancha sabablarni aytadi ulamolar. Avvalambor Allohning bir irodasi. Arablarda tabiati nohatta bir sodda xom tabiat bo'lgan ekan. Haligi kurgular deydi, bo'ladi-yu, obrabotga qilinmagan yog'och. Xomda qaysi tomonga ursangiz ketaveradi. Arablar tabiat shunday bo'lgan ekanki, bitta narsani to'g'ri deb ishontirib qo'ysangiz, o'lib ketsa ham qolavergan ekan. Bitta narsani noto'g'ri desangiz, otib yuborsangiz ham qilmagan ekan. Shunga sodda tabiat bo'lgan ekan. Mana Hazrat Umar o'zini so'zlari bor. Jahiliyatni eslab bir kulgim keladi deydi. Arablarda tabiatini bilmoqchi bo'lsak, qani qalaygina. Jahiliyatni eslab bir kulgim keladi, bir yig'lagim keladi deydi. Kulgim kelgani sababi deydi. Xamirdan ilohlar yasab olardi deydi. Pishirib olardi deydi. Xurmoda jupi chiqib qolsa, xudoda sinib olardi halinga bo'yimizga deb. Qonimiz olsa, hali xudolarimizni yeb qo'yardi deydi. Shunchalik jahil, shunchalik nodonligimizni ko'rib kulgim keladi deydi. Tabiatni qarang, soddaligini. Endi yig'lagim kelishini sababi qizlim bor edi deydi. 4 yashar yoki 5 yashar. Ilohlar ko'mishlikka buyurdi deyishganida, olib chiqib, yetalab olib chiqib chuqurni kavlayotganimda soqolimga tegayotgan turpoqlarni qizim qoqib turgan soqolimdan deydi. Qo'lim bilan ko'p qo'yib, ustiga turpoq tortib keldim deydi. Ana birodarlar. Soddalikni qarang, to'g'rilikni qarang, bir narsani to'g'ri deb bilsa, so'zsiz itoat qilishini qarang. Ular bizga o'xshab burishmagan ekanda, Rasululloh qanday gapirsa shunday olgan ekan. Xuddi shu Hazrat Umarga Rasululloh aytibdi shu hadisda. Otangdan ham, olangdan ham, bolangdan ham, boshqa odamlardan ham meni yaxshi ko'rmaguningcha iymoning to'liq bo'lmaydi desa, soddalikni qarang. A bo'pti deb qo'ymayapti bizga o'xshab. O'shuning uchun roziyallohu anhu bo'lgan. Ya Rasululloh dedi. Men sizni dedi otamdan ham yaxshi ko'raman dedi. Onamdan ham yaxshi ko'raman dedi. Bolalarimdan ham yaxshi ko'raman, faqat o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman baribir men dedi. Ko'ryapsizmi? Shunda Umar sizga hali iymoni to'liq bo'lmabdi deganda, Allohga qasam, shu lahzadan boshlab sizni o'zimdan ham ko'proq yaxshi, mana endi iymoningiz to'liq oldi dedi. Biz shunaqamizmi? Biz iymonning mazasini tushunmoqchi bo'lsak, Rasulullohning kimligini o'rganishimiz kerak. Bizchi kerak emas 5-6 odam tarixini bilamiz. Siyosatchilarni, harbiy odamlarni, sportmenlarni, qanaqa razmerini, qanaqa futbolga kelishigacha bilamiz. Lekin Rasulullohni tanimaymiz. Alloh va Rasuli hamma narsadan ustun bo'lishligi kerak iymonning mazasini tushunishlik uchun birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ansorlar kelib bay'at berishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Meni dedi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Madinaga ko'chib borishni taklif qilganda, meni molingizlarda, joningizlarda, oilalarda, farzandlaringizda qanday himoya qilsanglar, shunday himoya qilasizlar" dedi. Ya'ni butun arablarni qilichi sizlarga qarshi bo'ladi dedi ma'nosi. Shunda sahobi ansorlar, "Ya Rasululloh, agar biz shuni qilsak, bizga nima bor?" dedi. Falakumul janna. Sizlarga jannat bor dedi. Uzating qo'lingizni. Bay'at beramiz dedi. Kelishding dedi. Dunyodagi hamma mashaqqatni bo'yniga olishyapti. Alloh va Rasulini rozi qilishning yo'lida. Biz bitta ma'siyat tashlab olsak ham katta ish qilganga o'xshayapmiz. Ha? Sigaret tashlab olsak, "Voy, men katta ish qilib qo'ydim Alloh uchun." Bomdod 2 marta jamoatga chiqib o'qib qo'ygan bo'lsak, o'zimizga sig'may ketamiz. Ular Alloh va Rasulining roziligi yo'lida hamma narsaga tayyor bo'lishdi. Jannatga oshiqlar degan darsimizda aytganmiz. Ana Abu Dahdah roziyallohu anhu payg'ambarimiz bir yetim bolani xurmosi qo'shni tomonga o'tib ketdi, devor tortildi qo'shnisi. Yetim bola kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu daraxtni olib bering, bermayapti qo'shnimda o'di, qo'shnisini chaqirtirib keldi. Daraxtni yetimga qaytarib ber desa, bu fosiq yo'q dedi. Rasululloh buyrusi yo'q deyapti. Babbaqlikni qarang, Rasulullohning zamoni saodatda yashaydi, Rasulullohni ko'radi, eshitadi, gaplashadi, lekin iymon keltira olmayapti. Senga dedi Ali Fosiqqa, "Jannatda bitta va'da qilaman, xurmo daraxtini" dedi. "Jannatlik bo'lasan, bitta xurmo daraxti seniki bo'ladi" desa, "Yo'q" deyapti. Ana shu zamonda yashab babbaq bo'lib yashagandan ko'ra iymon bilan yashagan yaxshi emas hozirgi davrda. Ne baxtga o'sha paytda tug'ilishlik va ne babbaqlikki iymon keltirmaslik Rasulullohga. Abu Dahda roziyallohu anhu shunday turdi. Rasulullohda bitta gapiga jonini beradi sahobalar, lekin bu yerda hiç kim nima qilishlikka aql yetmasdan turib qoldi. Shunda Abu Dahda roziyallohu anhu momenti, fursat qolib qoldi, turdi va aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi. "Agar o'sha xurmo daraxti" dedi. "Ona yetimni xurmo xilsin. Ona fosiqdan sotib olib,
yetimge katarı versem, hay vada kılayken darakız menge boladı mı dedi. Fırsatta uğrup koyan buradalar. Bir zaman şu an bir fırsatta oturup biz. Kadir keçesinde oturup biz. Okulaylık. Ha dedi. Abu Dağdar makıldı. Bu adalı fosuka. Meni tanıysana dedi. Tanıyman dedi. Bağımı bırasana dedi. Ruvada da ikide bağ değil geneken. Madinadaki en katta ikide bağını, içindeki korkanları bulan ana şu nasiye bitti hurma darak diye şart almıştır vardı. Allah ve Resulü'nün yetiştiği yolu da bağrı burdunu bergen bunlar. Biz bağrı burdumuzu dünya yolunu beriyemiz. Bomdatke turuşumuz kıyın. Lekin törde karasudu savda yaşı boladırsa yatı ben kalış getir yerimiz. 20 rekat taravih namazda turuşu kıyın. Lekin 12 saat kentinizde turu arasında buradırlar. Köriler de biz nimanı kuvalı yapız, nimanı yolu da nimanı beriş getir yerimiz. Hatta aki ülkeçiliği keçi varışken tayyar olaydı bazılar. Az günde dünya matası için. Bizde basın mı iman da hala vardı. Kareleşi kalbimizde tuğru istenime bağır. Allah ve Resulü mü? O değil. Saval. Köp atarım. Çıksız maşinizi kalp ağı yok hazır. Sıkılasız çünkü kalbimizde tuğru da çabuk var maşinanın kalp ağı yok. Çıksız televizyonu küldürüp koyup da bazıları sindirip koyup da. Sıkılasız boğulasız. Lekin peşinde okumadığında da kazabı kaptı da siz sıkılmıyorsunuz. Bizde basın mı iman da hala var? Bizde kalbimizde tuğru da nime bağırı nime yok. Hop. Bana şimdi Allah ve Resulü hammadan yaxshi bo'lishligi uchun. Mana aytdik, hali yetim bola ota-onasini tanisa, ini yaxshi ko'rar ekan. Biz nima qilsak Alloh va Rasulini yaxshi ko'ramiz? Nima qilsak? Allohni tanisak. Innama yaxshallohu min ibodihi al-ulama. Allohni Allohdan ko'proq olim bandalari qo'rqadi. Olim deganda albatta mingta kitob yodlash shart emas, birodarlar. Allohni tanidingizmi? Kimligini, o'zingizni kimligingizni tanidingizmi? Shuni o'zi qo'rqishlikka kifoya qiladi. Albatta tom-tom kitobni o'qib, tom-tom kitobni yodlashlik shart emas. Allohni tanidingizmi? Demak, shu qo'rqishlik o'zi kifoya qiladi. Tanimaymiz, qo'rqmayapmiz. Men ozgina ochib olay derazalarni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalar Alloh va Rasulining hammasini ustun ko'rishgan. Hubayb ibn Zayd roziyallohu anhu iymonga kelgandan keyin musulmonlar birinchi g'azot, birinchi jihad, Badr g'azotida musulmonlar yengdi. Mushriklar qattiq bir azor chekdi. Ularda bir yaralar hali bitmasdan turib, bir mashaqqatga kirib turgan paytda Hubayb ibn Zayd ushlab oladi musulmonni. Ochib qo'ying shuni oxirigacha. Ozgina havo kirsin. Shu kishini Badrdagi alamini olish uchun butun Makka ahli to'planib tashqariga olib chiqishdi. Osib qo'yishdi. Va go'shlarini nimta-nimta qilib kesishdi. Har safar qo'lini bir chekasidan kesib sidirib tushib olgandan keyin hozir seni o'rningda Muhammad bo'lib sen uyingda bola chaqam bilan o'tirishingni xohlamading deganda shuncha kesib azoblaganda indamagan mana shu so'zni eshitganda dod deydi. Rasulullohni oyog'iga tikan kirishini xohlamayman. Meni qiymalab tashlasang ham mayli deydi. Rasulullohni shunday yaxshi ko'rishgan. U faqat quruq gapi uchun dod deyapti birodarlar. Uchinchi Alloh radhiyallohu anhum Alloh ulardan rozi bo'ldi deyapti. U oson gap emas bu. Bu unvon emas bu. Alloh taolo bandalarini kechirganligiga bir ishora bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 314 ta sahobasi bilan charvon yo'lini to'sgani chiqadi Badr g'azotida. Narada mushriklar 1,5 mingta mushrik qurollangan holatda keldi. 2 ta tuyo bilan chiqqan ekan musulmonlar. Kim urushgan 2 ta tuyo bilan chiqadi. Shunda sahobalarga maslahat oldi. Ya Rasululloh, Rasululloh aytdiki, "Ashir ulay ya Yuhannas, ey odamlar, maslahat qilinglar, nima qilaylik?" dedi. Turishdi, maslahat berish, urushamiz, urushamiz deyishdi. Umar ibn Hattob aytdi, Abu Bakr aytdi, Miqdod roziyallohu anhu turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Biz Banu Isroil Musa payg'ambarga aytganidek gapni aytmaymiz." Nima deganida? "Izrob anta va robbuka faqotila inna hahuna qoidun." Quddusni olasizlar, mana shu bitta eshikka hujum qilsanglar sizlarniki deb Alloh vahiy qilganda, "Ey Musa bor, sen Robbing bilan urushaver, biz mana bu yerda o'tirib turamiz" deyishgan edi. Biz uni demaymiz. Balki aytamizki, "Ya Rasululloh, boring. Siz va Robbingiz bor, mushriklar bilan jang qiling, albatta biz sizning yoningizda o'tirib jang qilamiz" deydi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, "Butun dunyoda" deydi, "berardim shu so'zni olish uchun men" deydi. Bu shunday gapni gapirdiki, butun dunyo meniki bo'lganida shu ikki og'iz so'zni men aytishga huquqini berardim shu kishiga deydi. Shunaqa yaxshi ko'rishgan. Shunda payg'ambarimiz 3-chi marta yana so'radi, "Ashiru ilayya ayyuhannas." Odamlar, "Nima qilaylik" dedi. Bu gapirgan uchala odam makkalik muhojirlar edi. Shunda ansorlarda sayyidlardan bo'lgan Sa'd ibn Mas'ud dedi,
Ya Resulallah, la hallekete amine. Bizden kötü yapsın mı? Yani kalın, üç ümmetten sonra da Mekkeliler cevap verdi mi? Madinaliler peygamberimizge vade bergen de hımaya kılışıydı. Madinanın içi de hımaya kılamızda genedi. Keçirdi, keçiriz Madinayı. Yani bu Madinanın taşkarısı bol yaptı. Peygamberimiz oyladı ki bir yerde. Şimdi bu söz buldu ki, bunlar sizi biz Madinada hımaya kılamız degenmiz, taşkarda demegenmiz, degen nasıl ötükamadım ikin de durup, ansarlardan çıkışlıgın kütü yaptı. Muhacirler fida kılışlıgın adı yaptı. Şunda sağlığını mastırıp, hapaketi yaptı da. Ya Resulullah, bizden kütü yapsın şu yaptı. Yani biz de yetişimiz gereğimiz şunu. Ya Resulullah dedi, eğer dedi, bir akil gımat, Mekke bilen aşağı imanda arasındaki 14 de kabile dedi. 14 de kabileni kesip o şirke büyürürseniz, elbette o kezine geçeceğimiz. Ya Resulullah büyüreyim. Biz dengizi şongayımız şongayın dese de işte. Şuna kişiler boyanlar buralarlar. Şunda Resulullah Aleyhisselam, abşiru dedi. İki de mükafatla bittiyse elbette boladı bizge dedi. Ya ana şu kervan varımız, ya cihatta yengemiz, ölçelerimiz. Bana şimdi bandaları gel, Allah da olalım. Elbette iki tane bittesini vaat edeyim. Abdullah ibn Huzafa Sahmi, raziyallahu anh. Bana Müslümanlar Rum'ge, koşun tartı bariyanları da, Rum paşalardan, Müslümanlarda Muhammed gibi olgan, Peygamber gibi olgan, hurmatı cüda hattı değildi, imanı müstahkem değildi, asır çükkanlar basa tutuk geliyorlar, bir sınav göremiz dedi. Orada işte Abdullah ibn Huzafa'ya bu arada. Müslümanlar da ap geldi. Asırda o işte. Abdullah da ap geldi. Öşü zamandaki en güçlü ikide imperiyanı bitti imperatörü olduğu koyup durup asır düşken ölüşüge 15'deken anık bulup duruyor adam yet yaptı ki bir de takilif var dedi. Hoş dedi Abdullah. Muhammed'i dininden çıkasan dedi. Beni dinim götesen seni koy varamam dedi. Su yok dedi. Babasam öldürme varamam dese öşünü de piye gelmem bir geldi. Şah hayran buladı. Ölüm bile korsak olma yaptı. Çünkü ölse kalbe baradı. Resulullah da oluyor baradı mı? Haz ölüp kalsak ya da siz az iniş amalasını kokamızı ölümden. Ha burada da ölse kabaramız. Öyleler ki. Bana şu man... Halbuki biz ölümde bu tamamını körümüz. İkinci tamamını yap kareler de. Doğru balaçakayız, malı dünyasından ayrılarsız. Peki ben bugün erlişiz var. İkinci tamamını kareyim de. Kim aldı ki barasız? Eğer siz Resulullah da Resulullah'dan yakış görüyen bu siz. Ha bugün ketmişsin eğer kep koyan bu sabiletiz. Doğru mu? Biz bana şu dünya matematikten başka muhabbet yolu için acilagimiz kemiydi. Çünkü başka nasıl yok da bizde. Paşa etti ki onda yani bir de takilif vardı. Hoş. Diniyle çıkasan. Beni dinim götesen. Vazirimi kovalaman dedi. Öşüpetteki iki de küçük devlette bir de paşası menge vazirim olasan diye yaptı. Bütün dünya boyligini, bütün dünya hükmünü yanına kopayı yaptı. Talla dese yok dedi. Ama olmasa öldüremem ben. Çünkü ki gelmem ben. Resulullah Aleyhisselam dünyada musabbeti kayaşıyla deme gelmedi. Abarıştı, devalge koyuştu, kemancılarga büyürüdü, tek izinmesinden yanına okladı, atıştı. Sayıldı. Yani ap geliyorlar dedi. Çöt işte. Yani bulmadı. Ap çıkıyla öldürü var ileride. Ap çıktı. Ve Abdullah da taşaştan burun, bir kança Müslümanı da yaptırıp, katta doş kazanda kaynat dururken yokka taşaşı vardı ikidasını. Bir pasla vacivada da göçü süveden zirap yaptı, şahit bol işte. Şimdi Abdullah da navbat gelip, yokka ırgıt mahşubu gendi, yığla vardı. Yığla vardı. Çap geliş paşa da, ama yığladı dedi. Sindi dedi, korktu dedi. Ap geldi de, yine takilifine ait oldu, yine yok dedi. Kurup getkür dedi. Nemeyi yığladı imaması dedi. Etti ki, menden burun ikide biraderim, canını Allah'a da fida kıldı da, Allah'a da didarlığı, Allah'a da razılığı geçti. Men neme yığladım ayteye mi dedi? Ve Abdullah seni taş aşağıda hazır. Ölesen, Allah'a da didarlığı getesen. Şuna ha arzan mı Allah'a da didarlığı geçecek? Neme ki canını mintemezse, minte yolum canım olsa, minte canımı Allah'a yolda benim ben. Canımı bitteliği yığladım dedi. Öşün için oladın Allah'a razıyı boyan burada. Padişah tembere vetedi, peşenemden öf koysayım bitti, koy var hemen seni dedi. Başka Müslümanlar diyen mi? Başka Müslümanlar diyen. Abdullah vetedi, öyle gördüm dedi, bitti Nasrani peşenesine öf koysayım, öncelik hatta günah bulması gerekti, peşenesine öf koydu, poşak diye vafakıldı, koy vardı bunlarda. Abdullah ibn Umar ibn Hattab, her bitti Müslüman dedi, Abdullah da peşenesine öpüş gerek, birinci volümeyi öpemen dedi. Anakeler, bütün dünyada balikini belgen diyen, Allah ve Resulü degen, öldür var hemen degen, Allah ve Resulü degen, çünkü Allah'a da oluyor barışı ki müştah boyan olar. Biz ne maksayı aşık olamız? Bana, bugün yarım saat yememiz diş yok.
Bir bolaga otası, mana shu shudgarni bir soatda kavlab qo'ysang, mana u tikko senga desa, haligi shudgarni yarim soatda kavlab qo'yadi. Chunki nima bor unga? Mukofot bor. Charchaydimi? Yo'q. Qiylanadimi? Pauza ushaydimi? Nimaga? Ana shu ko'zlagan maqsadiga yetkazyapti shu mehnat. Endi bu mehnat mashaqqat emas unga, nima u? Rohat. Chunki oshiqda mashinaga. Agar siz bilan biz ham birodarlar. Uylangan davrimizni eslaylik, remont qilganmiz uyni. Usta aytmaganmiz u paytda. Har kim o'zi qilar edi. Chunki siz shu remont qilib tushsangiz nima bo'lar edi? To'y bo'lar edi. Yoki ana shu budeda o'rsangiz, yoki torg'izni sotsangiz, hosil deysiz, kuzda maqlab edingiz, uylab qo'yar edi. Budeda o'rishlikda otangiz damasan sizni o'rgansiz borib. Chunki bu mehnat sizga bir maqsadingizga yetkazar edi. Agar birodarlar biz Allohga oshiq bo'lsak, Allohni diydoriga yetishlikka qasd bo'lsa qalbimizda, ibodat mashaqqat olar ekan bizga. Halilar qanchalik biz pastmiz, qanchalik sustmiz iymonda. Necha jonimiz qiylanib ketsa, og'iz ochib olamiz. Nasa qiylanib qoldim. Necha sovuq bo'lsa, tayammum qilishga intilib qolamiz. Nimaga? Qiylanib qoldim. Ibodatda qiylanyapmizmi? Demak, biz oshiq emasmiz. Ibodatda rohat olgan sahobalar. Ali roziyallohu anhu xudoyiga nazar salib qo'yganda, totsa dotdi. Namoz o'qiyotganda sug'urib olasizlar dedi. Namozga turganda ular ruh tevaga chiqib ketgan. Namoz o'qib bo'lgandan keyin o'qiyotganda sug'urishgan, namozni salom bergan hushidan ketgan. Og'rini sezganmas ular. Chunki Robbisiga oshiq bo'lgan ular. Mas bo'lgan ular namoz o'qiganda. Allohni bir ibodati bilan iymonni bir huzur halovatini olib mas bo'lgan ular. Demak, iymonni mazasini tushunish uchun birinchi shart bu Alloh va Rasuli hamma narsadan ustun bo'lishi kerak. Odamlarni maqtovdan ham, odamlarni yomonlashdan ham sizga qiziqib bo'lmasligi kerak. Qo'lingizda bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Mana rizq haqida dars o'tdiga. Mana bir qancha birodarlar bu yerda eshitishdi. O'zi dunyoda o'zida yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, taqvo qilmay ilojingiz yo'q ekan. Biz ibodat degan faqat oxiratda olamiz deb o'ylaymiz mukofotini. Ishonaveringlar, dunyoda o'zingiz ham olasizlar. Bu faqat Alloh bilan biz o'rtamizdagi aloqamizga bog'liq. Qanchalik tez, qanchalikda kelishi. Ali Alloh bilan zo'r degan aloqasi, Allohga oshiq edi ekan, Allohda do'st edi ekan, bitta onardo eshitadan beri kirguncha ma'da 10 ta bo'lib kelyapti. 9 ta bersa olmayapti. 10 ta bo'lish kerak, bittani chiqar deyapti. Ular ikkilanmagan ular. Alloh va Rasulini birinchi o'rinda ko'rgan. Ikkinchidan, va yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kishini iymonda mazasini tushunish uchun ikkinchi shart, bir kishini yaxshi ko'rsangiz, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rish kerak. Mana qarang atrofingizda. Bitta shunga do'stingiz bormi? Uni puli ham qiziqtirmaydi sizni. Tanish bilishi ham, otasi kimligi ham, mashinasi ham, chiroyi ham, quvvati ham, faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan bir dona do'stingiz bo'lsa, hayotda yashashga arziydi. Lekin afsus bo'lsam, ko'pchiligimiz unaqa do'sti yo'q. Borizda yo'g'izda bir xil muomala qilmaydi. Ko'p aytamiz-ku, ham mashina ham bo'lsa, hamma salom beradi, peshkom qilsang. Chunki biz o'shunga loyiqmiz. Chunki biz faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan do'stga loyiq emasmiz, biz o'zimizni unaqa yaxshi ko'rmaymiz-da. Sahobiylar qanaqa bo'lgan? Sahobiylar jonini ham bergan. Va yu'firuna ala anfusihim va law kana bihim khasasa. O'zi muhtoj bo'lib, zor bo'lib turgan bo'lsa ham nima qilgan? Birodariga bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojirlar Makka'dan ko'chib borganda ansorlardan aka-uka tutinishlikka buyurdi. Shundaymi? Abdurrahmon ibn Afkam bitta Madinalikda ansorni aka-uka tutirib qo'yganda, hali ansorni gapini qarang. Ikkita hovlim bor deyapti. Ikkita uyim bor. Bittasini oling deydi. Ikkita ayolim bor. Yoqqanini men talaqqa beraman, uylanib oling deyapti. Ikkita zapaska balonim bor, bekarga berib yuboraman demayapti. Biz o'shunga ham yaramaymiz. Bitta telefonni berib yubormayapti birodarlar. Borini bo'lib yamini beryapti. O'shuning uchun Alloh rozi bo'lgan ulardan. Birodarini mana shunday yaxshi ko'rgan. Ma tahabba ithnani fillahi illa kana ahabbuhuma ila Allohi ashabbuhuma hubban li sohibihi. Ikkita odam bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rsa deydi. Shulardan qaysinisi Alloh ko'proq yaxshi ko'radi desa, qaysinisi qaysinisini ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lsa. Biri ikkinchisini ko'proq yaxshi ko'radimi? Ko'proq yaxshi ko'rayotgan Alloh yaxshi ko'raveradi deydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "La anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allaqta bayna qulubihim." Ey Muhammad alayhisalom, siz dunyodagi hamma boylikni
hammasiga tarqatib bir-birlar bilan do'st bo'linglar deganlarda ham ularning qalbini ulfat qila olmasdiz dedi. Lekin biz ularning qalbini iymon bilan ulfat qildik dedi. Shunday emasmi? Iymoniy birodarlik hech narsaga barobar bo'lmaydi. Oddiy narsa, oddiy narsa. Mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga varovi ko'rmagunicha musulmon bo'lmaydi. Biz avval o'zimizga ravo ko'ramiz. Oshib qolsa yana o'zimizga ravo ko'ramiz. O'zi oshilmaymiz biz. Avval o'zimizga ravo ko'ramiz. O'shuning uchun bizni Alloh uchun biroq yaxshi ko'rmayapti. O'sha deylik to'rtta olganingizda ikkita oshingizga esiga kelmaydi. Chunki oshingiz ham esiga kelmaydi-da. Sakkizda olib qo'yishlik. Yana qaytaramiz. O'zimizga yarasha. Endi qarang atrofingizga. Kimlar atrofingizda? Bu Alloh taolada bir sunnat ekan, ichkilik tur ekan. O'zing kim bo'lsang, ulfating shunaqa. Agar birodarimiz yaxshi ko'rsak, birodarlar, yaxshilik ravo ko'ramiz. Bitta dalil. Bolangizni yaxshi ko'rasizsa, bolangizni albatta yaxshi ko'rasiz. Alloh taolo qalbingizga mehrni solib qo'ygan. Bolangizni yaxshi ko'rasiz, o'zingizga ravo ko'rmaydigan narsani ham ravo ko'rib, bola uchun ishlaysiz. Bolam qiynalmasin. Bolam chaqam. Uy so'b berasiz, mashina berasiz, mendaki nima qilmasin? Bolangizni yaxshi ko'rganligingiz uchun qilasiz bu yaxshilikni. Lekin birodaringizni yaxshi ko'rmaysiz bu darajada, o'shuning uchun unga muruvvatingizni qila olmaysiz. Mana qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Aynal mutahabbuna fi al-yawmi udhilluhum bi dhilli la yawma la dhilla illa." Juda bir hadislar ko'p bu to'g'rida. Alloh yo'lida meni yaxshi ko'rgan, meni yo'limda birini yaxshi ko'rganlar bormi? Bugun hech qanday soya bo'lmaydigan qiyomat kunida men o'zimni soyam bilan soyalantiraman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana ko'p hadislarda birodarchilik uhuvaga bir ishora qilgan. Ulamolardan bittasiga bittasi kelib aytar ekan. Kitoblarda keladi. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deydi. Rasulullohda hadis bor. Kim birodar Alloh uchun yaxshi ko'rsa, bildirib qo'ysin bor. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb aytib qo'ysin deydi. Abu Hurayra roziyallohu anhu. Shunda haygi kishi olimga kelib aytadiki, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman dedi. Desa, rostdanmi dedi? Rostdan dedi. Rostdanmi? Rostdan. Uch marta so'raydi. Xursand bo'lunda dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bunday degan eshitdim. Alloh uchun birni yaxshi ko'rganlarni Alloh taolo qiyomatda o'zini soyasi soylantiradi degan. Jannat ekansan dedi. Yana bir olim kelib, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deganda, uch marta so'rasa, uch marta ha dedi. Desa, hali olim aytadi, ha dedi. Tayyormisan shunga desa, tayyorman dedi. Bo'lmasa eshit dedi. Men seni molingga sendan ko'ra ko'proq haqliman deydi. Men seni joningga sendan ko'ra ko'proq haqliman. Tayyormisan shunga deydi. Oldingda inonni ko'tarib ketaman, indamasliging kerak. Ustingda inish kuyib ketaman, indamasliging kerak. Men uchun joningni ber xudo deb yozsam, berasan. Shunga tayyormisan desa, hali odam o'ylab qoladi-da, yo'q, bunga hali jiddiy yetdi ekan deydi. Dunyo uchun qilingan muhabbatni yaxshi bilamiz. Dunyo uchun qilingan muhabbat dunyoda mashaqqatning o'zi. Alloh uchun qilingan muhabbat bo'lsa bir-biriga, dunyoda o'zida bir huzur, halovat, rohat, oxiratda bu jannatga olib boradi. Bu mavzuni gapirsak ko'p, o'zim ham ko'payib ham ketyapti. Mo'ta g'azotida mana issiq musulmonlar uzoq masofaga borishgan, cho'l bosib jihod maydonida jang ketayotganda bir sahobiy yaralangan holda yotadi. Ya'ni issiq qon oqyapti, tomoq qurigan. O'lishga kelgan. Tomoq yopishib qoladi, o'ladi. Suv deydi. Haliga yaradorlarga qarab yurgan jarmandor yigit bitta piyolada suv olib keladi. Tumshug'iga tutib, endi ichay deb tursa, o, nazorat bittasi yana suv deydi. U ham yaralanib yotgan bo'ladi. Qarang, mana bu sahobiy jalil bir xoplab turib o'tkazib olsa bo'lar edi. O'lmay turar edi. Hayotdachi shu bir xoplab suv qoldi, shuni olsa o'lmay turadi. U pul emas, mashina emas, u bog'li dunyo emas. Bir xoplam suvni xoplab olib turib obor desa bo'lar edi. Lekin shuni qarang. Obor nariginga la ilaha illalloh minni. Ehtimol mendan ko'ra muhtojroqdir, obor unga dedi. Haliginga obordi. U tumshug'iga tutib, endi ichaman dedi, uchinchisi o'rnandiroqda suv dedi. U ham yaralanib yotgan edi. Bu nimaga unga suvni jo'natdi, bilasizmi? Chunki u ham bunga loyiq do'st. Nariginga obor dedi. Uloqqa tishib qo'ymadi. Agar ichib qo'ygani mana ham ichadigan bo'lar edi. Bu ichmadimi? Demak shunga loyiq do'su. Uchinchisi yobardi. Suv dedi, unga yobardi. Uchinchisiga olib keldi. Hayotda bir xoplam suv ushlab turadi ularda.
Ehtimol o'lmay qolar, ehtimol yarasini qonini baylab qo'yar. Lekin shu o'rinda jonini fido qilishga tayyor bo'lyapti. Yetib oboradi qabr qoplab bersa, biz tushunchamiz. O'zimga ham tushib qolay. Uchinchisiga olib keluvdi, mol chidamay ketdi. Uni tumshug'iga tutdi, mol suv dedi. Nariga unga loyiq. Bu bunga loyiq. Shunda suvni olib keluvdi, bu o'lib o'sha. Bir piyola suv ustida Allohning roziligini sotib olishadi. Bir piyola suv bilan birodarlar. Puli bilan emas, boshqasi bilan emas. Bir piyola suv ustida jannat o'p ketishyapti. Qaranglar birodarlar. Alloh shuni yaxshi ko'rganlarda Alloh taolo bir piyola suv bilan shahid qo'rar ekan. Narigisi suvda olib borguchi o'ldi. U ham Parvardigorning diydoriga yetdi. Uchinchisi suvda olib kelsa u ham o'ldi. Hech kim ichmadi ahli suvni. Va yusiruna ala anfusihim wa law kana bikum hasasa. Shu o'zlariga xos bo'lib, faqat o'zlari shu suvga zor bo'lib turganda ham birodarni ustun ko'rgan o'zidan. Bizda bormi shu sifat? Biz birodarlarni qo'yalik, aka ukamizga bunaqa bir mehrimiz yo'q qalbimizda. Yo to'g'ri aytayapmanmi? Iymonni mazasini tushirish uchun Alloh va Rasuli birinchi o'rinda bo'lish kerak va bir kishini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz faqat Allohni yaxshi ko'rishingiz kerak va uchinchisi va yakrohan yauda fil kufri kama yakrohan yuqzafa fil nar. Allohni yaxshi ko'rdingiz? Payg'ambarni birinchi o'ringa qo'ydingiz. Bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rdingiz. Uchinchisi endi iymonga kelib, iymonda ibodatni mazasini tushunib qolganingizdan keyin eski hayotga qaytasanmi desa, nima deysiz? Agar u yoq ham bu yoq ham normal bo'layotgan bo'lsa, hali qaytmabsiz bu odam birodar. Hali insobga kelmabsiz. O'tga tushishlikni yomon ko'rgandek, o'tga tushishlikdan qo'rqqandek, qo'rqadigan bo'lsa orqaga qaytib qolish, ya Alloh, o'tgan hayotimga qaytarib qo'ymagin. Alloh o'tgan hayotimga qaytarib qo'ymagin degan xavotir bormi? Iymonni masalasini tushunibsiz. Bitta misol. Faras qilaylik. Faras qilaylik. 45-yil urush bo'lgan. Tugagan. Bomba tashlagan mahalda odamlar kirib yashinadigan bunkerlar bo'lgan. İçide yemek şimağı, az avukatı, aliye, hava kiradığın sistemiz, kullas. Bir er hatın kirdi de, gümbeti bomba bastı, yapılıp kaldı. Çıkış ki imkaniyeti yok. Lekin az avukat, akimatırda lambışkalar, havala kiradı, yaşadı. Bir neçe yıl ömür görüştü. Allah onlarca farzan verdi faras kılıyelik. Balası 12'de 15 yekirdi, şunun içinde 10-15 yıl yaşaştı. Hemen yeterliliği için faras kılıyelik. Şimdi şu bunkirde içinde tutulgen, şu korongu kenazdasalacıda yürüp katta bugün bala, boshqa dunyo bor desa tasavvur qila oladimi? Nimaga? Ko'rgani yo'q-da. Ko'rgani yo'q-da. Iymoniy hayot zo'r bo'ladi. Qo'lingda ish bola bo'lmasa ham xotirjam yashaysan desa bunday faras qilamiz antenani chiqarib turib. Biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki bizning kallalarimiz boshqa narsalardan to'lib qolgan. Hali bola shuning ichidagi hayotni hayot deb qabul qila oladi, birodarlar. Shunaqa hayot bu hayot. Razı bo'lib yashar çünkü boshqani ko'rmadi-da, solishtiradigan hech narsasi yo'q-da. Yurib, ona yurib tushi kanalda salat ichida. Biroq Alloh taolo taqdiri bilan bir tevaga chiqadigan luki bor shotiga ulashib qoldi. Oralashib bordi-yu, lukni ochib turib chiqdi, ko'zi og'rib ketdi yoradan. Chunki qorong'ida yuraverganib qolganda, ko'ziga og'ir botdi. Ozgina oldab-oldab ko'rgan sabab turib chiqdi, chiqsa dunyo boshqacha ekan. Osmon ko'mkak ekan, quyosh bor ekan. Ko'katlar bor ekan, hid bor ekan, endi shu yigit, xilma-xil mevalar bor ekan konservadan boshqa. Shu tashqaridagi hayotni ko'rgandan keyin qaytishni xolamidi? Biz chiqdikmi o'sha nazasadan? Hozir ko'zimizga og'ir botyapti, shu kallamizni chiqaryapmiz-da, islomiy hayotga qaytaylik deyapmiz. Hali bolani ko'zimizga qiylangandek, biz ham qiylanyapmiz hayotda. Islomiy hukmlarda tatbiq qilgani og'ir botyapti, tushuna olmayapmiz. O'sha oldab-oldab ko'zini ko'r qolmasdan chiqib oluvdi, yutdimi? Birodarlar, iymon, islom degan hayotni tatib ko'raylik masasini. Bir ziyofatda o'yanidik. Bir mehmon bo'lib o'tirgan bola birodarni yetalab kelgan ekan, chiqib ketdi, hammamiz tarqadi, keyin uchrashib qoldik, aytayapti shu odam. Haliga men bilan kelgan bola deydi, ozgina Allohning zikri bo'ldi, ozgina mavizalar qilindi, Qur'on o'qildi, tarqadik. U yigit o'zini yetalab kelgan oshnasi bilan mazariyaga boribdi bir joyga. Ortada 10 minut vaqt o'tgan. Allohning zikri bo'layotgan, Allohning rahmati yog'iladigan majlisdan chiqqanda mazariyaga borgan. Mazariyada bilamiz nima bo'ladi. 1 metr tutun, so'kinish, aroq, ichkilik, ma'siyat o'shuncha
Halide adam 10 minutta o meclisine bu meclisine borganda közü körüp tıpardı. Biz de müşakaydık 15 yıl, 20 yıl burun. Allah da Allah kaytardı. Endi eski halke kaçlıydı, ot köçüştü yaman körgendik, kokup etiyat bulayken bu şey. Deme imanlı mazasını düşünüp biz. Deme tatip görüp biz. Endi kaytı bunkürge düşünmüyümüz. Felatun man kunne fihi vacada halavatel iman. Kimde kuyuda güçlü sıfat bulsa Allah da Allah'ın gelbeti imanlı mazasını tattırıptı. Allah ve Resulü birinci orunda bulsa. Bir kişinin fakat Allah için yaş görse. Ve eski hayatka, imansızlığı hayatka kaçlıydı. Otge kaçlı yaman körgende yaman körse. Şu kişi imanlı mazasını tatıp görüp eseldi buradalar. Allah subhanahu ve teala imanlı mazasını düşünüp yaşadığı yanlardan kıyam basın. Çünkü bu eşlideki mavizeler her kança kulağımızda yokmasın, her kança bir çıralı bir otururken olmasın, eğer takbik bu midiyan olsa, faydası yok. Allah-u Teala şifa tapken bendelerle kıyam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.